Arkadaşlar merhaba, bugün kupa kasmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir ekran kaydı programı kullanıyorum. Umarım piksel sorunu yaşamayız. Şu an dünyada 14. sıradayız. Destemiz belli, sadece mızraklı goblin'i ekledim. Hemen maçlara geçebiliriz. İlk rakibi bulduk. Karşımıza çok tanıdık bir oyuncu geldi. Morten kupası da yüksek. Herhalde dünyada şu an ilk 3'te falandır. Başlangıçta tomruk olmaması. Kötü hasar yedik. İkimiz de fıçı DS'si oynadığımız için 200-300 hasar bile çok önemli. Güzel dart bir tane vurdu. Bu sefer de piksel sorunu yaşarsak büyük ihtimalle edit programında bir sorun var. Bundan sonra onu da değiştiririz. Biz de bir buz ruhu atalım. Prenses avantajı var, köprüden basabiliyor. Prenses gerçekten tehlikeli ya. Döngüde biraz sorun yaşayabiliriz çünkü DS'si daha hızlı dönüyor diye tahmin ediyorum. Mızrakları aldık diye biraz pişman olduk gibi. Buz ruhundan sonra yine fıçı dönüyor. Hatta güçlü madenci atmayacağım. Zaten ölecek. Bir iksiri boşa gitti. Özelliğine bastı ama güçlü madenci ölmüş oldu. İki kere vuracak prenses. Tomruğu şimdilik saklayalım. Prenses için atarsak yine döndüremeyiz. Fıçı attığında. Özelliğine yine gereksiz bastı bence. Tomruğu dönmeden fıçıyı döndürmeye çalışıyorum. Şu an vuruyoruz. Güzel hasar çıkardık. Prenses tekrar ölseydi efsane olacaktı. Yine fıçıyı döndürebildik. Çok fazla öne geçtik. Rokete dönebiliriz. Sağlam bir defanstan sonra. Yine tomruğu döndürdük. Şu an iksirimiz doluyor, roketi atalım. Prensesi güzel attı. Tomruğu yine döndüremedik. İyi hasar çıkardı ama hala öndeyiz. Biraz bekleyelim. Prensesi koruyamadı yine. Goblinler vurdu, roket şimdi alıyor. Maça bayağı bir kilitlendi. Aslında prenses avantajı olduğu için bir de Morten'e karşı oynuyorum. Maçı kaybederiz diye düşünmüştüm ama 34 kupa çok iyi oldu. Şimdi ikinci maça da geçelim. İkinci rakibimizi de bulmuş olduk. Kupası 7714. Yine yüksekten bir oyuncu. DS'sini biliyorum. Laftası balon DS'si oynuyor.
Hemen güçlü madenciyi basalım. DS'sini bildiğim için attım bu arada, yoksa tehlikeli olurdu. Barbarları vardı, o yüzden bastım. Aslında özelliğini erken basmıştım. Demek ki barbarları önceden bastım. Şu an iksiri 0. Yeni çarpma attı ve sol tarafa çok vurduk. Fıçıyı yine atalım. İksiri az zaten. Güzel başladık. İki tarafa da fazla vurduk. Bizim için en iyisi tazıyı ne kadar geç basarsa o kadar iyi. O yüzden baskıya devam. Yine güçlü madenciyi basabiliriz. Şu an barbarları dönmemiştir. Güçlü madencinin özelliğine gereksiz bastım. Bir iksiri heba ettik. Neyse. Fıçımız döndü. Balonu savunuruz. Gerçi dart bile atmasam sadece ölüm hasarı vuruyor. X'e kadar tazı attırmadık. Sağ tarafı da aldık. Kulemize hiç vurmasın. Şu madenci karıştırsın oraları. Roketi atalım. Yoksa mega sıkıntı çıkaracak. İskelet ejderim bir tanesi yaşıyor. Güzel, balon vurmadı. Biraz aksiyona girdik. Orada hiç hasar almayalım falan yaptık. Maçı kaybedebilirdik yani. Gereksiz olaylara girmeyelim. Bu akşam da ne güzel oyuncular geliyor ya. Yine sağlam bir oyuncu hacmi. Buna benzer bir YouTube videosu çekmiştim bu arada. Şu madenciye atalım. Ön taraf atar diye düşünmüştüm. Daha önce de Morten'in geldiği elde hacime gelmişti. Yani videoda. Yine öyle denk geldi. Bakalım yenebilecek miyiz? Elektro büyücü güçlü madenci için çok sıkıntı. Özelliğini de basmadım zaten. Yine ölecekti. Özelliğine basabilir. Güzel savunduk. Rakibin DS'sinde hem varil hem de kasırga var, o yüzden bize anti. Bir de sağlam bir oyuncuya karşı oynuyoruz. Buzruğunu attım. Goblin'in bir tanesi vurdu. Buzruğunu biraz daha ön tarafa atmam lazımdı. Güçlü madenci elinden çıkarmak istemiyorum şu an. O yüzden mızraklıyı attım. Şimdi güçlü madenciyi kullanalım. Yoksa özelliği var diye dart falan atamayız. Varili dönmeden bizim fıçıyı döndürmemiz lazım. O zaman da kasırga atabiliyor ama şöyle bir tomruk. Şu an varili döndürememiştir.
çok iyi vurduk. Özelliğine bastım ama çok geç. Büyülü okçuyu hemen öldürmemiz lazım. Güçlü madenciyi güzel attık. Büyülü okçu kuleye vurmasın. Bu yüzden özelliğine bastım. Şu an eşit gidiyoruz ama kulesine vurmamız çok zor. Rokete de dönemiyoruz şu an. Savunmada atmamız lazım. Çok hasar yedik. Roketi savunmada atmamız lazım. Roketi efsane attık, hayalet de paket. Altın şövalye kaçabilir diye buzruğu da attım. Gerek kalmadı. Fix'e girdik, şimdi sürekli fıçı döndürmemiz lazım. Güzel savunuyoruz. Büyülü okçu öldürelim. Bir yandan fıçı atıyorum. Buradan vermeyiz zaten. Maçı bıraktı. Anti'ydi ama kasırgayı gerçekten yanlış kullandığı için kazandık. Zaten bu eşleşmelerde rakibin illaki hata yapması lazım. Hataya da zorladık. 7800 kupayı geçmişiz. Şu an dünyada ikinci sıradayız. Birinci oluruz diye tahmin etmiştim ama rakibimiz de herhalde yeni bir maç kazandı. Ama bu DS'leri oynamak hiç fena değil. Cidden zor rakipler geldi, ona rağmen kazandık. Eğer video hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.